Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek mi, gitmeyecek mi? Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerimiz her zaman inişli çıkışlı oldu ama bu kez yine ciddi krizlerden biri yaşanıyor. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin başında öyle bir başkan var ki ben bugün kriz diye yazarım. Yarın bir bakmışsınız krizin yerinde yerler esiyor. Obama'nın ikinci döneminden itibaren Türkiye-Amerikan ilişkileri hiç iyi olmadı. Bir dönemler Obama'nın en çok konuştuğu liderler listesinin başında Erdoğan yer alıyordu. Ancak Obama'nın son iki yılı Türk-Amerikan ilişkileri açısından bir felaket oldu. Erdoğan'la Trump ise ilklerin en çok gerildiği anda devreye girip treni rayda tutmaya başardılar. Trump'ın ilk dönemiydi. Trump bütün kötülüklerin anası olarak gösteriliyordu. Erdoğan, Trump görüşmesinde heyette yer alan başkanlardan biri, aslında yanlış yapılıyor. Trump'ın Sayın Cumhurbaşkanımıza bir ilgisi olduğu anlaşılıyor. Erdoğan'ı güçlü bir lider olarak görüyor ve beğeniyor. O nedenle Cumhurbaşkanımıza uluslararası toplantılarda da önem verdiğini göstermekten kaçınmıyor demişti. Barış Pınarı Harekatı ile Türkiye-Amerikan ilişkilerinin dibe vurduğu bir sırada yine bir Erdoğan-Trump görüşmesiyle ibre tam tersine döndü. Erdoğan, Pence görüşmesiyle terör koridorunu tarihe karıştıracak bir mutabakat sağlandı. 17 Ekim üzerinden bir asır geçmedi. Hatta ayını bile doldurmadı ama yeniden kriz bulutunun etkisi altına girdik. Düğümü çözecek telefon. Erdoğan 13 Kasım'da Amerika Birleşik Devletleri'ne gidip gitmeyeceği tartışmaları sürerken görüştüğüm bir yetkili. Bu işin bir hukukunun oluşması lazım. Sayın Cumhurbaşkanı birileri mutlu olsun diye gidecek değil dedi. Sonuç sadece Erdoğan-Trump görüşmesi ya da o densiz mektup değil. Burak'ın müttefiklik ya da stratejik olarak ilişkinin son bir haftadır maruz kaldığımız durum. Amerika ile Rusya arasında yaşanmıyor. Bir yandan bu sorunlar diğer yandan ise yine bu sorunların çözümünün Trump'la görüşmeden geçiyor olması. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terazinin bir kefesine sorunları, diğer kefesine ise çözümü koyduğu belli. Geçen haftaki grup toplantısında Amerika Birleşik Devletleri'ne giderken mektubu da yanında götüreceğim demişti. Ardı ardına alınan Türkiye karşıtı kararlar, Erdoğan'ı Trump ile bir telefon görüşmemiz olacak, görüşme sonrasında karar vereceğim noktasına getirdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde konuştuğum bir yetkili, Amerika Birleşik Devletleri gezisi hazırlıkları için Sayın Cumhurbaşkanı'na danıştım. Hiçbir işaret vermedi. Gidip gitmeme konusunda değerlendirmelerini sürdürüyor ve bu konuda çok ciddi dedi. Eğer Amerika Birleşik Devletleri'nden gitmesini gerektirecek bir adım gelmezse gitmeyebilir mi diye sordum. Her iki ihtimalde geçerlidir yanıtını aldım. Erdoğan'ın Başkan Trump'la yapacağı görüşmenin karar alma sürecinde etkili olacağı sonucuna ulaştım. Çünkü yine aynı yetkili. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir grubun Trump'ın Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşmesini engellemek için uğraştığının farkındayız. Erdoğan'la Trump görüşürse ilerleme sağlarlar diye korkuyorlar. Bunu da göz ardı edemiyoruz dedi. Trump başkan olursa Meksika sınırını duvar çekileceğini sözünü vermişti. Onu başarır mı bilemem ama Amerika Birleşik Devletleri birileri Türkiye ile Amerika arasında duvar örmeye çalışıyor. Bir yandan da bu tuzağa düşmemek lazım. Cumhurbaşkanı Erdoğan gidecek olursa bu görüşmeyi engellemek isteyenlerin çabasını boşa çıkaracağını ve Trump'la görüşerek Türkiye'nin lehine ilerleme sağlayacağını gördüğü zaman gidecektir. Erdoğan'la aramızdaki diyalog. Cumhurbaşkanı Erdoğan şiir okumayı seven, zaman zaman konuşmasını şiirlerle zenginleştiren bir lider. Dünkü AK Parti grubunda Amerika Birleşik Devletleri mesajlarında Abdurrahman Karakoç'un mektup yazdım Hasan'a, ha Hasan'a, ha Hasan'a dizeleri üzerinden verdi. AK Parti milletvekillerine konuştu ama mesajın adresi Amerika Birleşik Devletleri'ydi. Erdoğan konuşmasını tamamlamış, meclisten ayrılıyordu. Sabah Ankara temsilcisi Okan Münderisoğlu ATV Ankara temsilcisi Şebnem Bursalı ve bizim olduğumuz bölüme yöneldi. Şebnem Bursalı acele posta ile mektup yerine ulaştı dedi. Erdoğan bizlere dönerek ulaştı değil mi diye sordu. Ulaştı ulaştı karşılığını verdik. Bu kez Erdoğan mektubun mesajları nasıldı diye sordu. Bizler gayet yerindeydi. Karşılığı verince o zaman sorun yok demektir diyerek yürüdü. Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne gelince görüşmenin kaderini Erdoğan'ın Trump'la yapacağı telefon görüşmesi belirleyecek. Erdoğan orada ilişkilerle bir ilerleme sağlayacağı sonucuna varırsa görüşme gerçekleşecek. Kişisel gözlemim iki liderin bir kez daha önlerine çıkarılan engelleri aşıp görüşeceği yönünde. Lise Akar'ın kitabı. Ha bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan eğer Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek olursa Doktor Hulusi Akar'ın Harbord Askeri Heyeti raporu kitabını yanında götürmesinde yarar var. Amerikan devletinin görevlendirdiği askeri heyet 1919 yılında yaptığı incelemeler sonucunda bölgede bir Ermenistan devleti olmadığı sonucuna varmış. General Harbord başkanlarındaki heyetin raporunda aynı zamanda sözde Ermeni soykırımı iddiaları da çürütülüyor. O rapor üzerine ABD Kongresi Ermenilerin manda talebini reddetmiş. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Ermeni lobisini Amerika Birleşik Devletleri'nin raporuyla vurmak etkili olsa gerek. Doktor Hulusi Akar kim mi? Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan başkası değil. Abdurkadir Selvi Hürriyet Bu tarz videoların gelmesi için yazılarla ilgili yorumlarınızı, düşüncelerinizi, videoyu beğenip kanalımıza abone olarak bize destek vermenizi rica ediyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, dostça kalın.